Siz burada bekleyin. Şivenaz. Naime. Sen benim en iyi arkadaşım. Sırdaşımdın. Ben ihanetlerin en büyüğünü hep en yakınlarımdan gördüm. Şimdi de sen. İçimde nasıl büyük bir acı var tahmin bile edemezsin. Yazıklar olsun. Biz birbirimize benziyoruz Naime. Sen de benim gibi inandığı şeyler için mücadele edecek kadar cesursun. Halkıma babanın yaptığı zulme son vermek için ölümü göze alarak buraya geldim ben. Bu haksızlığı bitirmek için. Babam kimseye zulmetmedi. Fuat'ın boynunu neden vurdular? Neden ben bu zindandayım? Çünkü hainsiniz. Size göre bir hain, başkasına göre bir kahraman. Ve benim sonum bir hain olarak değil, bir kahraman olarak ölmek olacak. Abdülhamit'in zindanında çürümektense bir kahraman olarak ölmeyi yeğlerim. Şivenaz, ne yapıyorsun? Elveda Naim. Bilmeni isterim ki sana olan sevgim de, dostluğum da gerçekti. Şivenaz dur. Şivenaz hayır. Vur, vur. Aa! Sultanım, sultanım bırakın yardım edin. Kanına zehir enjekte ettim. 24 saat içinde seni öldürecek bir zehir. Ve bu ölümcül zehrin, pan zehirini bir tek ben biliyorum. Alacaksın sen. Sen şeytanın ta kendisisin. Yerinde olsam bana hakaretler sıralamak yerine koşarak saraya giderdim. Ve beni serbest bırakmalarını söylerdim. Aksi takdirde kendi kızlarının ölüm fermanını bizzat imzalamış olacaklar. Nasıl? Bir MR görünmüyor sultanım. İğne yerini temizleyip pansuman yaptık. Tetkik içinde kan aldık. Ancak netice çıkınca bir tedavi yapabiliriz. Derhal neticeyi almaya bakın. Bir ağrın var mı Naimeciğim? Yok halacığım. Sadece korktum biraz. Korkman tabii kızım. Şivenaz denilen iblisin hakiki yüzünü ilk defa gördün çünkü. Ah bir bilsen. Ben aylardır neler çekiyorum. Bunca zaman onun gerçek yüzünü nasıl göremedik? Nasıl anlayamadık? İyi niyetimizi kullandı. Hepsi bu işte. Ben onu savunmak için defalarca seninle kavga ettim. Güzel kızım, sen bunları düşünüp de üzme şimdi canım. Peki gerçekten bana zehir vermiş olabilir mi? Tetkik neticesine göre icap eden neyse o yapılacak. Sen içini ferah tut. Halkaya. Naime'ye ne yaptın? Ben de sizi bekliyordum. Kızıma ne yaptın? Söyle bana! Söylemiştim. Size iletmedi mi? Naime'ye bir zehir enjekte ettim. Eğer pan zehri almazsa 24 saat içinde onu öldürecek bir zehir. Nedir o pan zehir? Çabuk söyle bana. Elbette. Ama tek bir şartım var. Beni buradan çıkarmanız lazım. Yoksa pan zehri asla söyleme. Senin artık bir kurtuluşun yok buradan. Sen günahlarının vebalini ödeyeceksin. İnşallah hünkârım seni idam eder. Abdülhamit'in esaretinde yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim zaten. Karıncayı bile incitmekten imtina eden ben, eğer kızıma bir şey olursa seni kendi ellerimle öldürürüm.
Ben her türlü bu zindandan kurtulacağım Bidar Sultan. Ölü ya da diri. Sen kızını ölüme gönderebilecek misin? Ona karar ver. Yeter! Evlatlarımızı kendine siper edip namertçe saldırdın bize. Sabahattin Lütfullah, şimdi de Naime'nin hayatıyla tehdit ediyorsun bizi. Sizin zaafınız bu. Beni tehdit edecek kimseyi bulamazsınız. Hiç kimse için istediklerimden vazgeçmem ben. Çünkü sen sevgiden yoksun birisin. Çünkü sen bir iblissin. Tıpış tıpış geleceksiniz. Ve istediğimi yapacaksınız.